Yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Biraz soğuk. Havalar biraz soğudu. Artık evde polar üstümle geziyorum. Bugün günlerden 28 Kasım Salı. Pancarım çözülmemiş, bir dakika. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Berlin'den döndüm. Daha doğrusu gecesi. Daha sonra işte Cuma günü bayağı uyuyarak geçti. Yorulmuşum Berlin'de. Çok keyifliydi ama işte çamaşır yıkadım, uyudum, uyandım falan, klasik. Ondan sonra hafta sonumuz böyle biraz yoğun geçti sosyal anlamda. Serdar ilk defa, uzun süre sonra ilk defa bütün hafta sonu evdeydi. Normalde böyle gün içerisinde izlemesi gereken maçlar oluyor. İstanbul'un dört bir yanında onlara gidiyor. Öyle olunca böyle hafta sonunun tadını çıkardık. Ben de pek çekim yapmak istemedim açıkçası. Hani biraz daha anda kalmak istedim. Gerçi benim yaptığım çekimler çok fazla anda kalmamı önlemiyor ama ya bazı günler bir şey çekmemek istiyorum. Çekim yapmayı çok seviyorum, YouTube'u çok seviyorum, sosyal medyayı çok keyifle yapıyorum ama işte bazı günler insan istemiyor yani. Bu hafta sonu da o günlerden de. Berlin vlogu gecikmeli olarak dün yüklendi. Gerçekten dün bütün gün Berlin vlogunu editledim. Bugün bütün gün Bonheur'un yılbaşı hazırlıklarını yaptım. Parfüm serimizin yeni olanlarını, metinlerini yazdım. Yarın ya da öbür gün çekip hemen editleyeceğim diye planlıyorum. Parfüm serisi çok sevildi ve bu beni aşırı mutlu etti yani. Hani sevileceğini tahmin etmiştim ama bu kadarını tahmin etmemiştim. Bu arada köfte ve salata yapıyorum. O yüzden işte biber doğradım. Buzluktan maş fasulyesi ve pancar çıkardım. Onları çözüyorum mikrodalgada. İşte roka var. Bir de köfteyi çözeceğim sonra. Zaten saat daha 17.40. Sadece şimdi işim bittiği için hani hazırlıkları yapıyorum. Serdar geldiğinde hazır olsun diye. Neyse, ne diyordum? Parfüm serisini konuşuyorduk. Özellikle Chanel Gabriel olan gerçekten çok ilginizi çekti. Çok fazla yeni insanla tanışmış olduk böylelikle sosyal medyada aynı zamanda. Normalde planımda başka kokular vardı bu hafta için ama sizin Chanel'e ilginizi görünce biraz daha böyle ikonik parfümlerden gitmek istedim. Ah! Roni? Kim geldi Roni? Kim geldi anneciğim? Oğlum sen ne yapıyorsun içeride? Uyuyordu, içeri gitti, uyumaya başladım ben buradayken. Oğlum, babam bu. Kim geldi annem? Babamı geldi. Babamı geldi. Hoş geldin. Erkencisin. Oğlum gel, tamam gel lan gel. Tamam, ben seni çok seviyorum Bobby Bob. Ben de erken hazırlıyordum sen geldiğinde hazır olsun diye. Ne diyordum?
İşte parfüm serisi için çalıştım bugün. Bonheur'un yılbaşı hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Biliyorsunuz bizim için en yoğun dönem oluyor yılbaşı dönemi. Serdar. Bu akşam yılbaşı ağacını kurar mıyız? Bu akşam mı kuralım? Evet, yarın Huriye abla gelecek. Tamam, kuralım. Kuralım mı? Kuralım. O zaman bu vlogda birlikte yılbaşı ağacı mı kuruyoruz? Olur evet. Erken değil mi daha? Niye? 1 Aralık olmak üzere. Sana göre yılbaşını kutlamasak da olur. Hallederiz. Ama depodan ürünleri almamız lazım. Tamam, yemekten sonra alırız. Oley, tamamdır. O zaman bu sakin ve bu hafta hiçbir şey olmayan vlogda birlikte yılbaşı ağacını kuracağız. Ruhsatı alacağım, geliyorum ona. Bitirme sakın. Mola. Ne oldu? Heveslendin mi bir anda? Mola. Bir şey yok oğlum, ne oldu? Yetişemiyorum. Tamam sen giyin. Başka da vereceğim. Bakar mısın? Ne diyeceğim? Varmış. Ne? İnşallah düşmez. Bobby ya. Yorucu bir sabahtı. Bunu açıklayacağım birazdan.
Bu sabah kalktım, Ronnie'yi çıkardım. Ronnie'yi eve bıraktıktan sonra bir atölyeye uğradım. Bugünün siparişleri bende değil ama kontrol etmem gereken bir şey vardı. Ve çilek konusunda bayağı bir problem yaşıyoruz. Şu an ülkede çilek yok. Olanlar aşırı pahalı. Bir sıkıntı olmuş. İşte sel olmuş, bir şeyler olmuş. Bu sene çok çilek yokmuş şimdilik, haberiniz olsun. Ama biz siparişlerde hep kullandığımız için tabii bu biraz kötü oldu bizim adımıza. Sonra eve döndüm, etrafı toparladım. Bir Zoom toplantım vardı, ona katıldım. Ronnie'nin kıyafetlerini yıkadım. Günlerdir fırtınalar oldu ve hani gerçekten bulanıma girmeme bir fırtınalı gün kaldığı için neye bağlayacaktım? Ronnie'nin bütün kıyafetleri mahvoldu. Bir anda olayı kendime döndürmem. Neyse ki bugün hava yani gene kapalı tabii ama artık kış yani olması gereken bu. Ama en azından fırtınalı veya yağmurlu değil. Ronnie'nin kıyafetlerini yıkadım, kendim yıkandım. Öğleden sonra bir yüz yüze bir toplantım var caddede. Ama biraz böyle onun öncesine çıkıp mağaza falan bakmak istiyorum. Bunu aldım çünkü iki gündür evde. Bir de böyle laptopta çok işim birikmişti. İki gündür Berlin sonrası onları yaptım falan. Gerçekten büyük darlandım. Net darlandım yani. Acil dışarı çıkıp bomboş mağaza gezmem lazım. Aldım geçen gün, çok alakasız. Bu benim otel kahvaltımdır. Açık büfeden kahvaltımı aldıktan sonra mutlaka çok az da olsa bundan alırım. Bence çok sağlıklı bir şey değil. Değil mi? Şeker. Şeker varmış içerisinde aynen. Çok abartı değil ama var yani. Neyse. Eve de her zaman normal yulaf alırım yani. Ama geçen böyle app'te gördüm ve indirimdeydi ve çok canım çekti. Bu hafta kahvaltılarımı onunla yapıyorum. Saat bu arada 11.53. Bu kahvaltıyı yaparken Keeping Up with the Kardashians'ın yeni bölümünü izleyeceğim. Daha doğrusu The Kardashians'ın. Sezon finali şu anda. Parfüm serisine bugün iki tane video çekeceğim. Onların üzerine çalışmıştım bu hafta. Daha sonra kendimizi dışarı atıyoruz. Bugün veya yarın da bir şey yapacağım. Bugün 30 Kasım, yarın 1 Aralık. Hep böyle TikTok'ta şey diyorlar, vision boardlarınızı bir ay önceden yapın, işte yeni yılda yapmayın falan. Niye bilmiyorum, devamını dinlemedim açıkçası. Hadi gelin. Neyse, geldi benim kızlar. Aa, kızlarla FaceTime'ımız var. Nasıl daha var? Çekimlerimi yaptım, makyajımdan anlayabileceğiniz üzere. Hazırlandım ve çıkıyordum ki aç olduğumu fark ettim. Nut yemeği ve bu grup pilavını bitireceğim. Bay bay Ronnie yapacağız şimdi, tamam mı? Bay bay Ronnie yapacağız ama sen uslu bir Ronnie olursan geldiğimde sana aferin Ronnie şey yapacağız, tamam mı anneciğim? Bay bay Ronnie. Sevdim. Bunu ay saçım. Bunu annem intimisiminden almış. Kaşmir. Ronnie bir saattir intimisimin poşetini kokluyor. Annem koktuğu için muhtemelen. Annem tuttuğu için daha önce. Şöyle çekerseniz iç gösteriyor. Çekmezseniz göstermiyor. Güzelmiş. Bunu sevdim. Aa evet bu arada. Ha. Sıcak tutuyor. İntimisi müşteri severiz. Parfüm serimize devam ediyoruz. Bugün Tom Ford'un ikonik parfümü Black Orchid ile detaylı bir yolculuğa çıkacağız.
Ah. Zor bir edit olacak çünkü. Çok kez hata yaptım biliyorum çekerken. Çok fazla tekrarım var. Siyah bir orkide bulmalarını istemiş. Ancak Tom Ford'un kriterlerine uygun siyah bir orkide bulunamayınca Kaliforniya'da bir botanikte kendisi için özel üretilmiş ve Black Orchid böylece doğmuş. Unisex olan ancak kadınlar tarafından bir tık daha fazla tercih edilen Black Orchid'in üst notalarında siyah trüf, siyah frenk üzümü, yılan yılan... Şu yılbaşı mumlarımızı yakalım. Şimdi her sene ben yeni yıla girmeden bunu yapıyorum. Benim için önemli olan bunu ekranımda görmek. Ve daha önce ekranımda böyle çok karmaşık kolajlar halinde yaptığımdaki burada olması lazım. Ya da o karmaşık kolajı sildim mi ben? Aynen. O beni çok yoruyor. Şöyle daha Instagram'ın bu altılı şeyini kullanmayı seviyorum. Bakın bu var benim kayıtlarımda. Çok benziyor. Bunun böyle yeni bir update'li halini yapacağız sadece. Altılı bir şey yapmayı seviyorum. Eğer bir söz, bir affirmation tarzı bir şey ekleyeceksem onların aralarına ya kendim yazıyorum ya da böyle yuvarlaklar halinde ekliyorum. O yüzden önce altılı bir tema belirlememiz lazım. 2024 için istediğim veya sürdürmeyi planladığım, sürdürmek istediğim 6 tane şey. Genelde ben buna mutlaka hani böyle Serdar'la benim mutluluğumuzu temsilen bir çift fotoğrafı koyuyorum. 2, mutlaka bir kalabalık aile fotoğrafı koyuyorum. O da benim için kalabalık ailemizin sağlık ve birliğinin temsili oluyor. Bunlar fix. Öyle ki Bonheur için hep bir dükkan hayalim var. Hatta yani Türkiye ekonomisi bu kadar korkunç olmasaydı belki de çoktan 50 kere açmıştık ama ya bu ekonomide yani açsak açar mıyız? Açarız ama bu ekonomi beni biraz geriyor ve hani fark etmediyseniz eğer işlerimi çok stresli yapmayı sevmiyorum. Zaten çalışırken yeterince stresli oluyorum. Bir de riskli, stresli şeylere girdiğimde ki bu hiç risk almayacağım anlamına gelmez tabii ki alacağım bir gün ama kendimi yıpratmayı sevmiyorum şu an düzenden memnunken. Bu 2024 olur mu? Olabilir. Neden olmasın? Belki de. Belki de 2025 olur. Galiba yıldız haritama göre biraz daha 2025 ya da 2025'e doğru olacak diye biliyorum. Ama hayat bu belli olmaz. O yüzden 2024'de de Bonheur'le ilgili mutlaka bir böyle cheese shop tarzı bir şey koyacağım. Geçtiğimiz sene ve bu sene çok seyahat ettim. Yani çok dediğim hani öyle çılgınlarca değil ama hem böyle pandemide çok özlediğim yerlere gittim ve önümüzdeki sene de gideceğim bu arada. O yüzden hani şu an mesela eskisi kadar bunu ön plana koymayı şey yapmıyorum. Burada mesela bir seyahat fotoğrafı var. Okey yani hani şu an okeyim ve bunu Covid beni biraz yavaşlatmıştı bu konuda hepimiz olduğu gibi. Hani tekrar hayatımda bir düzene girdi seyahatlerim. Sevdiğim yerlere işte istediğim zamanlar gidebiliyorum çok şükür. O yüzden hani bunun için ekstra bir çaba sarf etmeyeceğim burada. Bir dakika şu an ne buldum biliyor musunuz? Tabii ki bunun için hepsini gösteremem ama Pinterest'te 2022-2023 manifest diye bir boardum var kitle. Onu buldum. Ve şöyle söyleyeyim. İşte bak önceden ne kadar çok seyahat koymuşum. Baya bir gerçekleşen var yani. Lokasyonları direkt nokta atışı gitmişim bu arada. Çok şükür. Hatta hatırlıyorum bunu şey yaparken aslında başka bir yere gitmek istiyordum. Daha uzak bir yere. 2023 için. Sonra dedim ki neyse işte şimdi o çok pahalı biletlere bakacağız sonra. Belki başka bir zaman falan dedim. Ve Toskana'yı koymuştum. Ama Toskana hiç hesapta yoktu bu arada. Sıfır. Konuşmamızda bile yoktu. Yani dedim bu da burada dursun ya. Bir gün hep gitmek istediğim bir yerdir dedim. Ve biz böyle out of nowhere bir anda Toskana'ya gittik yani 2023'te. Bunun gücüne güvenin dostlar. Şimdi biraz ilham almak için Manifest Next 10 Years diye bir albümüm var Pinterest'te. Ona bakıyorum. O da önümüzdeki 10 yıla daha böyle geniş kapsamlı koyduğum bir şey. Bonheur'le ilgili bir şey geldi. Ufak bir ara vermek durumunda kaldım.
Şimdi ne diyorduk? Başlıklar çift fotoğrafı, kalabalık aile, peynir, şarküteri peynir dükkanı, daha doğrusu board dükkanı da onu bulmak biraz zor. İçimden bahçeli bir yer koymak geliyor. Yani bu böyle ailelerimizin bir evi bir şeyi olabilir, kiraladığımız bir yer olabilir. Onu biraz böyle akışa bırakıyorum. Böyle bahçede toplanmak sevdiklerimle çok böyle sevdiğim bir şey. İlerisi için de hani inşallah böyle bahçeli bir evimiz olur. Gerçi Bağdat Caddesi'nde nasıl olacak? Biz asla Bağdat Caddesi'nden çıkmayız gibi geliyor. Belki de burada da olabilir, neden olmasın. Şu an bunu böyle kimin ya da neyin nerede kısmını açıkta bırakarak bir bahçeli bir yer koyuyorum. Sosyal medya ile ilgili mutlaka bir şey koyuyorum. Yani iki işimle de ilgili. İş, aile, evlilik, bunları koyduk. Bahçeli bir yer. Bir de şey. Ne gülüyorsun? Bir de Dodi koyalım mı oraya, Dodido? Dodido koyalım mı oraya annem? Söz olabilir. Trust that everything will fall into its place without you forcing it there. Cute. Sözlere çok dikkat etmek lazım koyduğumuz. Biraz bakayım. Bir tane sis, you are about to enter the best chapter of your life gibi bir quote buldum. Şimdi bakalım ne demiştik çift fotoğrafı. Finalde göstereceğim tabii ki bunları size. Kalabalık aile fotoğrafı dedik. Şunlar bayağı kalabalık. Bunları alabiliriz. Okay, cheese shop dedik. Sosyal medyaya biraz böyle businesswoman tarzı bir şey yazıp aynen tam olarak elinde telefonu ve laptopu olan bir kadını hedefliyorum. Tam olarak direkt karşıma çıktı. Güzel deniz kenarında çalışan da var bunun. Bir ona bakalım. Bunların hepsi sarışın ya. Esmer yok mu bunlarda? Okay, şimdi böyle bunları böyle önlemine göre biraz sıralıyorum. Bahçeyi bir daha bulmadım çünkü bu kalabalık aile bahçede sarılıyor. Onu da onu temsil etmesini istedim. Bir de şu yazıyı beğenmedim. You are about to enter the best chapter of your life. Hani the best değil yani. O zaman bu sene the best ve bitti mi yani? Hani to a new chapter, may it be the best one written yet. Yaptım. Onun yerine ya öyle bir şey buldum. Şu body, mind, soul bayağı hoşuma gitti. Ve en aşağıda işle ilgili şeyler koydum. Yani bunların hepsi benim için çok önemli ama biraz önem sıralaması. Sevdiklerim ve ben ve işim gibi. Şimdi bunu tikliyorum ve bunu buradan indiriyorum, tamam mı? Sonra ne yapıyorum? Dışarı çıktığımda insanlar telefonuma bakıp bu ne diye sormasın diye bunu tekrar bir bütün halinde story'me alıyorum. Çiz bölümünden ortadakini ve siyahı seçiyorum. Ve bunları böyle karartıyorum. Hatta bir tık daha kararsalar daha da iyi olur bence. Değil mi? Bu da okey. Böyle kaydediyorum. Eğer şimdi buraya yazmak istediğim bir quote, bir angel number varsa ki var. Angel number'larımıza gelelim. Health angel number. Buraya siyahla küçük bir şekilde yazıyorum. Etrafına. Buraya 3 tane angel number'ımı da yazdım. Tekrar kaydediyorum bunu fotoğraf olarak. Bunun dışında ne yapıyorum? Şimdi burada çok genel şeylere değindik. Çünkü hani benim için hayatta en önemli olan şeylere değindik işte. Aileme, dengemize, mutluluğumuza, sağlığımıza işte ve işlerime değindim. Duvar kağıdı. Şimdi duvar kağıdı ekle. Okay, bitti. Yes. Son halimiz bu şekilde. Ve hepsini bana temsil ettikleriyle. Çok güzel. Bunun dışında ne yapıyorum? Hemen gelelim. Az önce kamerayı kapamıştım. Şu 2023 ajandamın en arkasına notlar almışım. Aldım yani, hatırlıyorum. 2023 niyetlerim.
şöyle söyleyeyim. Herhalde 20 şey falan yazıyor burada. 15'i olmuş. Böyle marka marka, yani daha doğrusu şirket şirket isim yazmışım. Mesela Unilever'den bir markayla çalışmak istiyorum demişim. Rexona ile çalıştım bu sene. Estée Lauder'den bir markayla çalışmak istiyorum demişim. Çok yeni Jo Malone'la çalıştım. Bir otel collaboration yapmak istiyorum demişim. Paris'e gitmek istiyorum kız kıza demişim. Ve o zaman hiç böyle bir plan yoktu. Mesela Bonheur'un Grazing Table konseptinin daha çok talep görmesini istiyorum demişim. Bonheur'un Grazing Table konseptini biz 2011'de benim bridal shower'ımda yaptık. Ve daha sonra gerçekten hani böyle soran oldu o dönem çok. Ama sonra çok fazla ilgi görmedi. Bu sene 3 tane gerçekleştirdik. Onun dışında o kadar çok soran oldu ki gerçekleştirmesi biraz zor bir konsept. Çünkü çok pahalı bir servis öncelikle. İkinci olarak da hani her mekanla uyuşmayabiliyor. Ama artmış mı? Talep artmış. Yapmış mıyız? Bu sene ilk defa bütçeye bir şekilde yapmışız. Kendi bridal shower'ım dışında. 3 kere hem de. Güzel. Çok fazla şey tutmuş. Yani bazı şeyler sayılarına, aylarına kadar tutmuş. Bazı şeyler de tutmamış tabii ki. Bazı markalar yazmış mesela, onlar henüz tutmamış. Gibi gibi. Bir de yazın buna bakarken şunu fark ettim. Çok böyle canımızın sıkkın olduğu bir anda Serdar'a ve Serkan'a da zorla yaptırdığımı hatırlıyorum. Serkan'ı arayıp onunkileri soracağım ama galiba onunkilerin de bayağı bir kısmı çekli. Az önce kamera kapalıyken baktım. Böyle bir update yapmıştım Serdar'a ve bana. Benimki bayağı uzun. Yapın ya. Yani ne kaybedersiniz? En kötü sizin defterinizde bazıları tutmadan kalır yani. Ama bazıları da tutarsa böyle bakıp geçmişe hem kendinize gurur duyarsınız hem de iyi manifestlemişim dersiniz. O yüzden ben şimdiden bunları yaptım. Bu sene birlikte yapalım. Size de bir fikir olsun istedim. Daha listemi yazmadım. Detaylı olan listemi. Onu yazacağım. Onun için biraz daha tek başıma ve sakin bir kafada olmam lazım. Ama en azından duvar kağıdımızı bitirdik. Bakalım. Yaparsanız bu arada lütfen aşağı yazın. Sizin neler yazdınız çok merak ediyorum. Bu seneki böyle 6 temel konunuz, dileğiniz ne? Hem de böyle birbirimizi daha iyi tanımış oluruz bu açıdan. Bu vlogu burada kapatıyorum artık. Muhtemelen biraz konuştuğum için uzun bir vlog olma potansiyeli var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizlere çok öpüyorum. Görüşürüz.